Sevgili kardeşlerim, bu dersimizde Zümer suresinde geçen biz günahkar kulların sığınağı ve umudu olan bir ayetten bahsedeceğiz. Bu ayetler nazil olduğunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kainat bana verilseydi bu kadar sevinmezdim dediği bir ayeti İmamların Güneşi Fahrur Razi Hazretlerinin tefsirinden istifade ettiğimiz manalar ile sizlerle paylaşacağız. Rabbimiz şöyle buyurdu. Estaizu billah. Kul ya ibadi. De ki ey kullarım. Sübhanallah. Hitabın güzelliğine bakın. Biz günahkarlara asiler, fasıklar diye değil de kullarım diye hitabına başlıyor. Allah kulum diyor. Bunca günaha kusura rağmen ey kullarım hitabı yüreklerimize su serpiyor. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ Ey haddi aşarak nefislerine karşı israf etmiş, günaha dalmış kullarım. Ayet bizlere hitap ediyor, muhatap biziz. Benim kullarım diyor. İbadi kelimesindeki mütekellim yası ile biz günahkarları kendisine nispet ederek benim kullarım diyor. Fahru Razi Hazretleri diyor ki, Allah'a nispet edilme şeref ve bahtiyarlığı ilahi azaptan emin olmayı ifade eder. Ve ayet devam ediyor. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Rabbimiz biz günahkar kullarını ümitsizliğe düşmekten nehyetmiştir. Bu adeta bir ümit ve keremi bekleme hususunda bir emir olur. Kerim olan bir zat ümidi ve keremi beklemeyi emrettiğinde kerim olan o zata uygun düşen ancak nedir? Keremdir ve ikramdır. Zira kerem sahibi bir zat ümitlendirdiyse ikram edecek demektir. Hele hele ümitlendiren sonsuz kerem ve ikram sahibi ise bu onun ikram edeceğine en büyük işarettir. Allah-u Teala ayetin başında ey kullarım demişti. Sonra buna uygun olan onun rahmetinden ümit kesmeyin demesi de yeterli olurdu. Ama o böyle değil de min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz buyurmuş. Rahmetini kendi has ismi olan Allah ismine nispet etmiş. Min rahmetillah demiştir. Böylesi yüceler yücesi bir isme nispet edilen rahmetin de rahmet ve lütuf çeşitlerinin en büyüğü olması gerekir. Ayet devam ediyor kardeşlerim. İnnallâhe yâfiruz-zunûbe cemî'a. Muhakkak ki Allah bütün günahları bağışlar. Rahmetin sonsuzluğuna bakın. Sahabeden Ebu Zer Hazretleri Allah Resulüne sormuştu. Nasıl yani? O kul hırsızlık yapsa da zina etse de mi affedilecek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zina etse de hırsızlık yapsa da buyurmuştu. Ebu Zer Hazretleri hayret ederek bu soruyu 3 defa sormuş. Her defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zina etse de hırsızlık yapsa da diye cevap vermiş ve sonunda evet Ebu Zer'in burnu toprakta sürtülse de o kul zina etse de hırsızlık yapsa da Allah onu cennetine alacaktır buyurmuştu. Rahmetin büyüklüğünü sahabe efendilerimiz anlamakta zorlanıyorlar, kavrayamıyorlar ve hayretler içerisinde kalıyorlardı. Ve ayetin son cümlesi. İnnehu huvel gafurur rahim. Şüphesiz ki o çok gafurdur, mağfiret edici, günahları silendir, çok rahimdir. Yani çok merhametlidir. Gafur ismi şerifi suç ve günahların tamamen silineceğine işaret etmektedir. Ki biz buna mağfiret diyoruz. Bakınız, affetmekte suçlunun suçlarını saymak ve sonra affetmek varken mağfirette suçu ve günahı tamamen silmek ve hiç hesaba çekmemek vardır. Bu kelime
mübalağa-i ismi fail olup mağfiret hususunda çok ileri dereceyi ifade etmektedir. Ki işlenen günahları tamamen silip yok edeceğini ayet haber vermektedir. Ayetin sonundaki rahimdir ifadesi de rahmeti ve mükafatı gerektiren şeyleri vereceğine ve vaat ettiğine bir işarettir. Kardeşlerim, bunca günah ve kusurumuza rağmen Rabbimiz bizlere kullarım dese, rahmetimden ümit kesmeyin dese, bütün günahlarınızı bağışlarım dese, ben gafurum ve rahimim dese, ama bizler işlediğimiz günahlardan yüz çeviremeyip bu sonsuz rahmetten yüz çevirirsek ne büyük bir zarara gireriz. Kardeşlerim, her insan günah işler. Onun fıtratında, hamurunda bu zaten var. Mesela günah işleyip düştüğünde hemen tevbe edip ayağa kalkmaktır. O günah çamurunda debelenip durmak değil. Asla ve kat'a ümitsizliğe düşmek yok. Rabbimiz bundan bizi nehyediyor. İşlediğimiz hiçbir günah Allah'ın rahmetinden ve affından büyük değildir. Rabbimizin rahmet deryası cuşu huruşa gelmiş bizleri içine almaktadır. Bize düşen günahlarımıza samimi bir tövbeyle tövbe edip o rahmet denizine kendimizi bırakmaktır. Rabbim bizleri mağfiret ettiği kullarından eylesin. Amin, amin, amin.